Bayram efendi! Bayram efendi! Bayram efendi! Öldüm ulan, dinlesene beni! Aa, ne erken kalkmış yahu! Buyurun kumandanım! Bana kumandanım deme, kaptanım de demiyor muyum sana ulan? Baş üstüne kaptanım! Araba emrinize hazır kumandanım! Kaptanım! Şimdi de sen dinle Recep efendi! Dinliyor musun lan? Buyurun kaptan bey! Lan bana kaptan değil kumandanım de demedim mi sana? Baş üstüne kumandanım! Derhal bütün katlardaki pencere ve balkon kapı kilitlerini kontrol et! Mutfak kapılarını da iyice kapa! Baş üstüne kumandanım! Hemen emirlerinizi yerine getiriyorum! Gönder, gönder! Mesut gönder! Gönder, gönder! Al, al, al! 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 Gelseniz oğlum buraya. Düşünün şu kıçımdaki iğneli fıçıyı. Atın şu aşırtıyı buradan. Tut kolundan atın. Tut kolundan at. Tut! Çok acıktı ya. Beteri vardır zaten. Ne konuşayım ben? Bak bak bak. Hala peşimden geliyorlar. Defolun! 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 Ağlamayın bey, yufka yürekliler! Ne olur müsaade et de gitmesin bey! Zavallı yolunu kaybetmiş, korkuyor! Tabii. Hem de hasta! Zekadan yana da biraz kıt galiba! Dedim be başımdan, çekilin hadi! Zekası kıt ya! Bu mu hasta? Bu mu zekadan yana kıt? Şu gözlere bakın be! El fecr okuyor! Adın ne senin? Ayşem. Ayşem'miş. Peki nerede oturuyorsun? Orada. Oradaymış. Sen kuş musun kız? Ben kuşları biliyorum amca. Su kuşu. Deve kuşu. Peki başka? Başka hangi kuşları biliyorsun? Başka kuş bilmiyorum. Bir de ayıları biliyorum. Hıs hıs be! Alın bunu götürün! Karakola teslim edin, ne yaparlarsa yapsınlar. Ama biz bu zavallı kızcağızı çok sevdik ya. Ben sevmedim. Ne olur, babasını bulana kadar burada kalsın. Burası darla cezem be! Başına insan beslemem ben. Biz ederiz masrafını. Birer aylık istemeyiz sizden. Bir de doktora götürürüz. Bir de doktor parasını vereceğiz be. Onu da biz veririz be. Ama doktor hasta değil derse hepinize vururum tekmeyi. Olmuş. Bir de sen akıllı olsaydın. O zaman dünyayı parmağında çevirir. Alo, istihbarat mı? Bana bir psikiyatrist numarası verebilir misiniz? Canım, geri zekalı çocuklara bakan bir doktor numarası. Doktor numarası. Çek elini ya. Yazın bakalım. Hemen dur, kağıt burada. Kalemle, bana bak, ver diyorum. Bak, fena yakalım, ver şöyle. Bak, benim tersim çok fenadır bak, yakalamayayım seni. Aa, bak, fena yapalım, beni. Aa, aa, aa.
Nereye kayboldu ya? Bulma beni. Ne yapıyorsun ya? Salak herif, senin okuman yazman yok ki. Ver şunu. Allah Allah. Profesör İrfan Açıkalın. Profesör. İrfan. Açık İrfan. Yok, Açık İrfan değil ya. Yok efendim, size söylemiyorum. Alın tamam. Evet, telefon numarası. Telefon numarası. İrfan alınma telefon. 46 4 ya işte. Teşekkür ederim. Ulan itler. Ulan itler. Tamam. Şimdi de doktordan bir randevu almalı. Tamam, numarayı yazdım, buyurun. Birinci telefon benden. İkincisi sizden. Bastırın bakalım 2,5 tekliği. Ben de bozuk olsa veririm ama. O da benden olsun. At bakalım kumbaraya. Tamam. Doktor İrfan Bey'le mi görüşüyorum? Ben Asım Kare'ye. Hasta bir çocuğun muayenesi için randevu rica edecektim. Teşekkür ederim. Doktor Beyciğim saat tam 7.30'da orada olacağız. Evet, tam 7.30'da orada olacağız. Muhakkak. İt oğlu itler. Bazen bir tek söz yetişir. Elde aklere dolaşır. Aa, bunlardan izlerim, bunlardan. Kaç para bunlar, kaç para amca, hangisi, kaç para. Hangisi? Bak gördünüz mü? Doktora gideceğini anlayınca nasıl da kaçıyorlar, ya. Nasıl da kaçıyor. Hepsini istiyorum, bana ne hepsini, hepsini. Gidin getirin şunu. Şimdi. Ne güzel bir ne aldı o? Kaç para eve kaldı. Bozuk yok, sen beni ver. Hadi. Kaptan kumandan amca, kaptan kumandan amca. Hadi. Bak ne dediğime ya? Bak. Buradan. Yolu şaşırdım. Oligofreni. Basit geri zekalılıkla eblehlik arasında yer alan zihin geriliği şeklinin maalesef en belirgin bir örneği. 2 ile 6 zeka yaşı arasında değişen bir düzeye tekabül eder. Belli başlı özelliği zihni fonksiyonlarının yetersiz oluşu hafıza zayıflığını meydana getiriyor. Evinin nerede olduğunu hatırlayamaması da doğal bir şey. Bitti bu. Şöyle bakayım bana yavrum. Bu ne evladım, bu ne? Aa, o mu? Balta, balta. Peki, bu ne yavrum? Kaptan Kumandan Bey amcamın bıyığı. Peki ya evlatcığım, bu ne, bu ne? O mu? Tencere, tencere. Peki bu ne? Sonra ben sana söylerim. Sen önce şu resimlere iyice bir bak. Ondan sonra ben sana bir kalem vereceğim. O kalemle bu resimlerin aynılarını bana çizivereceksin. Hadi yavrum. Nasıl? İyi olacak mı doktor bey? Böyle bir şey düşünülemez. Sürekli olarak yardıma muhtaç bir insan. Üstelik çok güzel olması her an tehlikeyi arttırıyor. Her şey o kadar normal ki kötü kalpli bir erkek bir anda ona sahip olabilir. Bu durumda onu hemen bir kliniğe yatırmamız icap ediyor. Peki klinikte onu tedavi ederler mi? Otur kızım. Tedavi edilecek bir durumu yok. Yalnız korurlar. Fakat kapalı kalmak zavallıcıya çok üzer. Bu üzüntü sonucu canına bile kıyabilir. Ne için canına kıysın? Devamlı olarak açık havada dolaşması, ilgi görmesi, iyi insanlar tarafından güzel bir çiçek gibi korunarak hayatını sürdürmesi en temenni edilecek yoldur. Uyumazsın değil mi? Uyumazsın. Ama öyle insanlar şimdi nerede? Doktor, müsaade ederseniz bu kızı yanıma almak istiyorum. Yaşasın ağlarım, yaşa kaptanım! Kendinize gelin aptal herifler! Dizelin sıraya! Teşekkürler Asım Bey, örnek bir davranış bu. Bu işte bana düşen görevde ilgili doktor arkadaşlarla irtibat kurmak olacak. Mutlaka birinin tedavisinden geçmiştir. O kanalla babasını bulur, sizinle derhal temas ettiririm. Memnun musun bakalım cici kız? Çok memnunum kaptan kumandan bey amca.
Ama benim uykum geldi kaptan kumandan bey amca. Ulan bu odayı ne zaman süslediniz? Süsleriz biz. Açın pikiyi bakayım. Ey bülbül güzel kuş, şimdi sen neredesin? Neredesinin o güzel tatlı sesin? Ne? Ay ay ay! Neredesinin o güzel tatlı sesin? Ne güzel öterdin, öterdin de sonra susardın. Lay 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 lo. Ay ay, ne sıkıştırıyorsun ya? Dur, duracak şimdi. Dur, söyle. Ne bu be, orduyu mu doyuruyorsunuz? Batıracaksınız beni be! Kendi harçlığımızda almış. Ver sesini! Tövbe estağfurullah, tövbe! Kendi harçlıklarıyla almışlarmış. Günaydın, günaydın! Günaydın amcacık! Aa, nasılsın ben? Cici kız? Çok güzel, çok güzel. Al bu öteki tatlımdan da, bu gıdımdan da al. Bizim kurtlar senin gibi kuzuya güzel bir masa hazırlamışlar. Anne güzel! Ne güzel mamacık bunlar! Gel gel, gel, gel sen böyle otur, gel gel! Gel, gel böyle, böyle, ay, böyle! Ayy! Ayy! Çekilin ulan! Hep! Otur yavrum, otur benim cici kızım. Aa, değişti yavrum. Dede, bu çocuğu da. Az kaldı unutuyordum çocuklar. Malum ya bugün aybaşı. Alın bakalım aylıklarınızı. Allah! Ama kumandanım, hani... Sus! Bana kaptanım de. Baş üstüne kaptanım. Sağ ol kaptanım. Kumandanım. Kaptan kumandan bey amca, bu cici adamları sen mi doğurdun? O nasıl laf kızım? Erkekler doğurmaz. Niye doğurmasınmış? Beni annemin işi varmış, babam doğurmuş. Ya. Neler söylüyor yahu? Senin yaramaz keçi. Hadi kahvaltını hadi, et. Hadi, bak sana sonra ne ciciler hadi, alacağım. Aa, sahi mi? Alacak mısın kaptan amca? Daha dün annemin kollarında yaşarken cici bahçemede yollarında koşarken şimdi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Recep abicik, Recep abicik. Bak kaptan kumandan bey amca bana ne çiçiler aldı ya. Hadi içeri bakalım, içeri. Bana bak. Recep, gel gel. Gel. Asım Bey, Asım Bey olalı böyle para harcamamıştı. Aa, sevdi bizim şeytanı. Sağ olsun, parayı mezara götürecekti ya. Buyurun, köşk, apartman alıp durur. Biraz daha yürüyüşü yapsın. Islattım beni, Recep abiciğim! Islattım beni! Bana bak! Islatma olan kızı, hasta olacak sonra! Kapa şu musluğu! Baş üstüne kaptanım, şimdi kapıyorum! Şimdi hemen! Ne aptal mısın sen, ne kuş beyinli adamsın! Görmedin mi koskoca kızı? Kumandanım! Lan kumandanım deme bana! Ayy! Akıyor! Durmuyor! Affedersin kumandanım! Dört! Şeker amcacık, hadi denize gidelim senden, hadi amcacık! Ne denizi, ben denizin sırası mı şimdi? Ölürüm denize gene gitmem!
gene git ben gittim. Kaptan kumandan amca, hadi geldiğinize girelim. Hadi oğlum, gel. Koş, 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 çabuk, çabuk, çabuk. Şuna bak. Bakalım. Ben tapu dairesine gidiyorum. Aa, gene köşk mü satın alacaksınız? Evet, herkes bir şey toplar. Şimdi. Bizim patron da durmadan köşk koleksiyonu yapar. Hadi hadi, toplanın gidiyoruz. Hadi. Bunu ben daha denizden çıkmak istemiyorum. Bunu ne? Güzel bak, şıpır şıpır sular. Kaptan kumandan önce gelsene. Hadi bakalım şimdi şapla yersin ha. Biraz da bahçede güneşten. Burası ne güzel, ne ciddi. Hadi bin bakalım şeytan arabasına. Arabaya. Hey çocuklar gelin. Burada yeni bir fıstık var. Merhaba. Merhaba. Bu sıcakta böyle yatılır mı? Hadi denize gidelim. Olur. Hey! Ben denize gidiyorum. Denize kadar güzel hoş. Haydi koş dalgalara. Aşım. Aşım. Bayram. Ne var? Koşun efendiye haber götür. Üç tane it aşafı Aşım'ı deniz kenarında götürüyor. Beğenmedin özleri çünkü. Ne dedin? Ben şimdi kaptanı alır gelirim. Kaptan kumandan amca, kaptan kumandan amca çok korktum. Sağ ol delikanlı. Sen sağ ol babalık. Kızına yazık olur. Bir daha yalnız sokağa bırakma. İyi ki bu abicik geldi. Palavra Recep. Ya orada görecektim beni bir karakter. Bir şudo, bir tek fanto, bir de vantu numarası. Ne numarası, ne numarası? Nasıl vurdun? Ulan amma atıyorsun ha! Halbuki ben de onlarla denize girmek istedim. Ne kötü insanlarmış, öyle acıktılar ki. Hep oramı buramı sıkıştırmak istiyorlardı. Bir daha böyle erkeklerle ıssız yerlere gelmek yok. Anladın mı? Erkekler çok kötü müdür amcacık? Bana çok kötülük mü yaparlar? Elbette yavrum, elbette kızım. Sen iyi ki erkek değilsin amcacık. Tövbe tövbe estağfurullah. Şöyle örteyim. Bırak. Yine açıldı. Lan şu örtüyü doğru tutun be. Ay. Geliyorum! Aa! Doktor bey geldi!
Öpeyim. Ver bu da. Hoş geldiniz. Kuş sesleri ovalara yayılı. Babacık. Babacık. Evladım, kızım, yavrum. Seni aramadığım yer kalmak. Hayrola doktor bey? Bizim zavallı yavrumuz doktor arkadaşlardan birinin hastasıymış. Neyse, babasını böylece bulmuş olduk. Babası. Babası. Canım babacık, canım babacık. Ansın beyefendi, herhalde zat haliniz olacaksınız. Sizlere ne kadar müteşekkirim tahmin edemezsiniz. Aman estağfurullah. İnsanlık vazifemiz efendim. Onu ne kadar aradım bir bilseniz. Sanki kolum kanadım kırılmıştı. Babacık, babacık. Bak doğru. Babasını bulunca bizleri nasıl da unuttu. Babacık, otur mama ye babacık, bak mama ye. Otur babacık. Baba. Seni çok özledim babacık. Üzülmeyin canım. Onun hastalığının özelliği bu. Bir başka sevdiğiyle karşılaştı mı daha önce yapılanları unutuveriyor. Bize müsaade beyefendi. Yalnız ayrılmadan önce size bir borcum varsa derhal ödemek isterim. Sus, sus, sus! Bana para teklif edeceğine ayağına pantolon al! Ay, korkuyorum babacık, gidelim. Ayşimcim, bu amca senin hayatını kurtardı. Öp yanağına bakayım, hadi kızım, hadi. Öptüm işte. Gitmeyeyim be. Burada kalın. Kiminiz kimseniz varsa alıp gelin. Burada hep beraber yaşayalım ha. Benim Ayşim'imden başka kimsem yok. O benim her şeyim. Kalın be. Size en iyi yemekleri yaparım. Ben de arabayla gezdiririm. Ne iş yaparsın sen? İşportacıyım. Gerçi fakirim ama kızımın her istediğini yaparım, değil mi yavrucuk? Öyle ya babacık. Beni okula bile yollayacak babacık. Nasıl da bağırır babacık. Makaralar, iğneler, makaralar. Babana dükkan açarım Ayşim. Koskoca bir dükkan. He? Koskoca bir dükkan. Kalalım be babacık. Yaşasın Ayşim. Yaşasın Ayşim. Yaşasın Ayşim. Ben de bir daha çek. Belki çıkmamıştır. Tebrik ederim dostum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah ömür versin efendim. Öpeyim, hayırlı olsun. Estağfurullah. Hayırlı işler amca. Al bakalım çizgi kız, kes şu kordeleyi. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Ne güzel. 97, 98, 99, 100. Ben de buraya önümdeki, gidelim. Arkamdaki, sağımdaki, aa, solumdaki sobe. Saklan ulan, seni sonra görürüm. Baş üstüne. Sen sobe yapsan ne olur, yapmasan ne olur, Teres. Saklan ulan, ben önce Ayşim'i bulacağım. Hah, işte gördüm seni, yakaladım, yakaladım. Sobe, 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 sobe. Allah, kaptan, kaptanım ne oldu? Sobe, 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 sobe. Ne olur kendiniz de gelin.
Ne oldu? Durumu nasıl? Maalesef çok kötü. Geçirdiği kriz neticesi belki de son anlarını yaşıyor. Ağlama yavrum, metin ol. Aşım. Aşım. Asım Bey seni istiyor yavrum. Sakın ha, hiç konuşmamalı. Bu adamlar benim öleceğimi söylediler sana, değil mi? Boş verin. Atın ölümü arpadan olsun. Bayram! Efendim, buyurun kumandanım. Hemen atla arabaya. Avukata git, al gel. Ayşim'i derhal evlat edinme muamelesini de tamamlasın. Anlaşıldı değil mi? Baş üstüne. Ben ne yiyebilirim doktor beyler? Maalesef hiçbir şey yiyemezsiniz. Biraz su, biraz haşlanmış sebze. Recep! Buyurun kumandan bey. Şöyle etli bir kuru fasulye, bir de bol soğanlı çoban salatası, sonra yarım kuzu, iç pilav, tulumba tatlısı. Emredersin kaptan. Hadi. Sakın ha, Allah korusun sonra ölür. Artık ölsem bile gözüm arkada kalmaz. Malım, mülküm, her şeyimi Ayşimciğime bırak. Oh, yaşasın, kurtulduk. Moruk imzayı attıktan sonra çok yaşamaz, mortoyu çekersin. Bu işte burada biter. Kız ağlama artık aptal. Gören de seni sahiden aptal zannedecek. Herifçoğlu santrali aradığında 3 saattir Dirin Tepesi'nde nöbet bekliyordum. Ben artık bu işte yokum baba. Ne demek istiyorsun kız? Artık aptal kız Ayşim öldü. Tabii öldü. Milyoner miras 7 Ayşim var. Allah korusun. Onun paraları beni ateş olup yakar. Böyle iyi bir insanı ölürken bile aldatmak istemem. Hadi gidiyoruz. Sen delirmişsin. Hayır baba. Çok aklı başındayım. Şimdiye kadar her istediğini yaptım. Bundan sonra da ne istersen yaparım. Ama bu işte beni bırak. Şimdiye kadar yaptığımız her işte parasını tırtıkladığımız insanlar çok kötü insanlardı. Şimdi ise insanoğlu insan biri çıktı karşımıza. Ben ona kazık atamam. Hayatım boyunca böyle bir fırsat bekledim. Kalacaksın burada. Kalacaksın diyorum. Kalacaksın. Aman heyecanlanmayın. Fazla da kıpırdamayın. Nerede Ayşim? Konuşmayın. Bağırmayın. Nerede Ayşim? Bayram! Recep! Hiçbir yerde yok. Yok vallahi. Ne demek yok? Yok. Hiçbir yerde. Hiçbir yerde yok. Sakin olun efendim, sakin olun. Çekilin başımdan be! Çabuk getirin o kızı bana, çabuk! Bahçede yok. Evde de yok. Arabaya bindim, yolun soluna gittim, orada da yok. Babası da yok. Yer yarıldı, yerin dibine girdi. Adil nerede? Adil bey burayı bana alelacele satıverdi. Kızını tedavi için Amerika'ya götürecekmiş. Doktoru böyle istemiş. Buyurun kaptanım. Yazıklar olsun sana doktor. Ayşim'i ben Amerika'ya götüremez miydim tedavi için? Ne demek istiyorsunuz? Bu ne küstahlık? Affedersiniz. Ben Doktor İrfan Bey'le görüşmek istiyordum. Ya. Doktor İrfan Bey'le. Doktor İrfan Açıkalın benim. Nasıl olur? Ben buraya Ayşim'i getirdim. Doktor İrfan Bey muayene etti. Ya Doktor İrfan Bey muayene etti. Ha Ayşim, hafif esmer, çıtı pıtı, güzel bir kız. Bizim İhsan'ın yeğeni. Kim bu İhsan ya? İhsan mı? İhsan.
Ah, gel. Ah, tut tut gidiyor. Tut. Ne olur şuraya uzanın hadi. Uzanın ya. Sonra ölürsünüz. Lan! Ölüp ölmeyeceğimi siz benden iyi mi bilirsiniz? Doktor bey, Allah aşkına söyleyin, kim bu insan? Benim hasta bakıcımdı. İki gündür işi bıraktı. İyi bir adamdır. Tıbbiyeden kovulmadır, telefonlara o cevap verir. Ayşim de onun yeğeni. Geçen de bana geldi, okul temsilinde gerizekalı bir kız rolü oynayacakmış. Etüt etmek için bana bazı sorular sordu. Bu mu yoksa? Evet. Ne cin göz, ne akıl kumkumasıdır, hiç sormayın. Ne insansınız be? Ta Karaköy'den buraya 15 saat verilir mi? Üstelik bir de lastik patladı, buyurun bakalım. Uğursuz ne olacak, tamam mı? Ne var, ne istiyorsunuz? Dayıcım, canım dayıcım! Aha. Seni ne kadar özledim, bilemezsin! Dur be kızım, aklını mı oynattın sen? Nereden dayın oluyorum ben senin? Nasıl tanımazsın dayıcım? Ben o zamanlar küçücüktüm, şimdi büyüdüm. Annem öldükten sonra babam başka bir kadınla evlendi. Üvey annem de beni istemedi. Zavallı anneciğim son nefesinde beni sana emanet etmişti. Bu sabah Bandırma'dan geldim. Hadi hadi, ben hayatımda Bandırma'da bulunmadım. Hiç de akrabam yok orada. Toto'dan para kazandığımı duyunca beni söğüşlemeye geldin. Bu gazetelerde ne diye yazarlar bilmem ki. Hadi defol, defol buradan! Ne enayiler var şu dünyada be! Bana gelecek dayıcığım diye sarılacak, ben de onu zebetleyeceğim ha! Dalgıya bak ya, dalgıya! Hele böyle bir fıstığı! Bir gece günümü gün ederim, alırım alacağımı, ondan sonra vururum tekmeyi, anladın mı? Lan ne sinekmişsin be! Yuh be! Yuh be, yuh lan! Lan kaçar mı be? Şuraya bak, bak bak bak, yürüyüşe bak be! Nefasete bak anam! Sen de bizden misin dayıcığım? Eyvallah! Gel bakalım yaramaz kız, sen benim ne kadar şakacı olduğumu bilmiyorsun galiba, he? Sarıl bakalım dayına! Dayıcım, sevgili dayıcım benim! Adın ne senin bakayım, he? Ayşim dayıcım, Ayşim! Hadi gel eve girelim! Gel bakalım, dans edelim seninle sevgili yeğenim, gel! Lay 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 lay, aman aman aman! Ne güzel yeğenim varmış benim, ne güzel, aman da aman da! Dayıcığım, beni gazinoya yemeğe götürür müsünüz? Ne yapacaksın gazinoda yemek yiyip, yol yorgunusun? Burada dayı yeğen baş başa yemek yeriz, sonra da uyuruz seninle koyun koyuna! Emme dayıcım, ben dışarıda yemek yersem, hele bir bardak da şarap içersem hemen uykum gelir. Belki de yolda, otomobilde uyurum. Uykum da bir ağırdır ki, top patlasa uyanmam. Hemen gidelim öyleyse. Peki, emme elbisem yok. Hadi sana bir elbise alalım, oradan da yemeğe gideriz. Yürü bakalım, yürü! Ay, ay, ay. Hadi, şerefe sevgili yeğenim! Şerefe sevgili dayıcım! Aa dayıcım, şu meşhur artist şey değil mi? Hangisi, he? Hey millet! Herkese benden şampanya! Vay vay vay! Ne haber serseri milyoner? Oo, merhaba sen! Bütün gün neredeydin ya? At yarışlarındaydım, tam 30.000 lira kazandım. 30.000 lira? Sen artık ayrılmazsın dostum. Uykun gelmedi mi sevgili yeğenim? Hadi içelim. Garson, vişne şampanya da. Nereye gitti bu herif ya? Biz hala ayaklıyız, 30 oldu. Bir dakika müsaade bana, hemen geleceğim. Ya.
gecede, güzel bir gecede, yalnız ve sıkıntılı olmaya hakkımız yok. Tamam mı? Başım dönüyor. Beni bırakın. Ben sizi tanımıyorum. Ama ben sizi tanıyorum. Hayır. Nereden tanıyacaksınız beni? Nereden tanıyorum seni biliyor musun? Şiirlerden tanıyorum seni. Ha, şiirlerden. Aşk şiirlerinden. Gözlerinden gireceğim, içinde yer edeceğim. Sana oradan sesleneceğim. Ellerini ver, ellerini. Seni öldüreceğim. Hayrola, ne oldu? Dayıcım, gidelim, hadi. Gidelim, gidelim tabii. Hadi, gidelim. Ey garson, hesap! Hesap! Görülmüştür. Ne münasebet, siz kimsiniz de benim hesabımı ödüyorsunuz? Arkadaş biraz milyonerdir de. Bana ne milyonerse ya, gelsin garson alsın hesabı. Milyonerliği kendine. Hadi gör bakayım sen, gör hadi. Hey, beğendi, beğendi. Yeğeniniz dünyanın en cici kızı. Müsaade edin de ondan dans edeyim. Çok ayıp size delikanlı. Para sizi şımartmış. Beni? Beni? Evet, evet ya, para sizi şımartmış. Tövbe tövbe. Beğendi. Ne olur, beni affedin. Peki, peki, affettim. Hadi yürü bakayım kızım, gidelim yürü. Beğendi, bir dakika. Yeğeninizi seviyorum beyefendi. Allah Allah. Ona yıldırım aşkıyla buluyorum. Efendi sen sayıyla kendine gelsene be. Yürü bakayım kızım hadi. Sevildiğim ben seviyorum onu. Gitmeyin ne olur. Bende kimse var. Bırakın. Bırakın seviyorum. Kendine gel serseri milyoner. Seviyorum. Kendine gel. Seviyorum. Çıldırdın mı sen? Seviyorum onu ya. Bırakın. Benim gibi bir ihtiyarın dayın olduğunu iddia edeceğine bu milyoner gence bal gibi yamanabilirdin. Uykun geldi benim. Hadi gidip yatalım canım yatalım. Lan geç kalma. Ne istiyorsun çekilme, efendi? Çekilme adam. Ya dursana be adam. Ne diyeceğim ben Ayşim'in babasıyım. Ya dursana burası Cingo'nun ahırı mı? Babacım baba. Aha, yavrum evladım, nader büyük bir yanlışlık etmişim. Sana Levent Akgül Sokağı diyeceğime Gül Sokağı demişim. Böyle tesadüf hayatımda görmedim. Sizin isminiz de Rıfat'tı, değil mi? Evet. Bizim dayı beyin adı da Rıfat'tır da. Hadi kızım, beyi daha fazla meşgul etmeyelim. Al bavulunu da gidelim. Affedersiniz. Altın kalpli bir kızınız var. Teşekkür ederim. Yarın ziyaretinize gelebilir miyim? Hay hay beklerim buyurun. Dün yaptığım kabalık için beni affetmenizi rica ediyorum. Bu çok kıymetli bir şey, kabul edemeyiz. Gerçi kızınızı çok kısa bir zaman içinde tanıdım. Ama ona hayranım. Eğer mümkün olursa onunla hayatımı birleştirmek istiyorum. Yani kızımla evlenmek mi istiyorsunuz? Evet. Eğer kabul ederseniz. Kızım benim sözümden dışarı çıkmaz ama maalesef benim durumum kötü. Bu evin ipotek borcu var. 100.000 lirayı 3 güne kadar ödemezsem ev satılacak. Onun için bir yerden faizle para alacağım. Yavrum da Almanya'ya gidip çalışacak ve bu parayı ancak ödeyeceğiz. Evlenmeyi ancak 3 sene sonra düşünebilirim. Ama kızınızı ben çok seviyorum. Yıldırım aşkı bu. Ayıp be, yaşından başından utan. Babası yerindesin. Hadi defol. Sana verilecek kız yok bu evde. Bu parayı hemen takdim etsem... ...yıldırım nikah hazırlıklarına hemen başlayabilir miyim? Ne münasebet. Nikah muamelesini biz yaparız. Aile şerefimiz var bizim. Sen çabuk nüfus kağıdını getir, gerisi kolay. Buyurun nüfus kağıdımı. 100.000 lirayı da hemen getiririm. Evli değilmiş, Kızım, Rıfat Beyefendi ile evlenmeni münasip gördüm. Nikah çok sade bir törenle olacak. Şahitleri bile oradan buradan buluruz. Siz nasıl münasip görürseniz babacığım. Rıfat Beyefendi, siz Ayşim Soner Hanım'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Gayet tabii efendim, evet. Siz de... Ayşim Soner Hanım, Rıfat'ı kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet efendim. Ay! Canım karıcığım bu
nikahta uzun verir. Tebrik ederim. Tebrik ediyorum seni. Sağolun senin, bu da senin. Alın paraları toz olun hadi. Ağabeyim canım karıcığım. Şuradan bir mutluluk musesi alabilir miyim? Hadi hayırlı olsun damat. Kızım sen odana çık istirahat et. Birazdan damadı yollarım ben. Hadi. Efendim, müsaade etseniz. Güle güle memur bey. Güle güle güle. Damat. Efendim? Ha, ya şimdi damat ne göreceksin? Aman efendim nezafet. Hadi güle güle. Az. Öyle şeyler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güle güle memur bey. Ben de müsaade ederseniz yatsam artık. Ayo, ne acelem var canım? Birer kadeh içki içelim. Hepsini içeceğim bunun. Hepsini bitireceğiz bu şişenin. Damat, şerefe. Gene mi spor toto oynuyorsun oğlum? Bu sefer de 13 tutturacağım anne. Buyurun kardeş, bir isteğiniz mi var? Bir hafta kadar evvel Rıfat Bey spor toto kasasından para alırken ben de oradaydım. Ah o namussuz Rıfat! Uzaktan akrabamız olur. Oğlum beni evde bulamayınca toto kağıdına onun imzasını attırmış. Namussuz herif, bize bir kuruş bile koklatmadı. Parayı istemeye gittiğimizde bir de beni dövdü. Alın bunları. Hepsini bize mi veriyorsunuz? Evet. Oğlunuz 18'ine basana kadar ya toto oynamasın... ...ya da yalnız size imzalasın. Oh. Yoksa çok yazık olur şansına. Bana bak damat, sana kul gibi bir tane kız veriyorum. Kıymatını bil, kıymatını! Merak etme sevgili kayınpederim, onu mutlu etmeye çalışacağım. Hadi güle güle sana! Ben artık bu işlerde yokum amca. Almanya'ya işçi olarak gidiyorum. O zaman ikimiz de açlıktan ölürüz. Ha, babam nerede? Gene kumar oynuyor. Bu sefer söylediğine göre tam söğüşlenecek birini bulmuş. Yandık! Neden? Aç kaldığımızın resmidir. Ben uyumaya gidiyorum. Aha. Gel bakalım. Ne güzel bir tablo, yahut da karayollarının nefis bir buluşu. Yeni icat bir trafik tabelası, durmak mecburidir. Ne güzel sürpriz beyler! Böyle harika bir sanat eserinin... ...böylesine zevksiz iki gölgesi olsun. İyi günler delikanlı. 2-3 kilometre geride bir... ...size rastladınız mı? Mercedes? Mercedes... Evet, Mercedes. Yol boyu eşekli köylülerden başka kimseye rastlamadım. Aptal şoför! Herhalde köylülerin yardımıyla arabamızı köy yoluna sokmuş olacak. Bendeniz Adil Soner, Kerimem Ayşim Soner ve biraderim İhsan Soner. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Siz kimlerdensiniz acaba? Bendeniz Ömer Oğuzhan. Yoksa Muhlis Oğuzhan'ın akrabası mısınız? Oğluyum efendim. Pederi tanır mısınız? Tanımam ama çok iş münasebetlerimiz olmuştu. Ne de olsa villalarımız Bayramoğlu'nda. Gidelim artık.
Herhalde biliyorsunuz Ömer Bey oğlum. Bizim fakirhane şu karşıdaki. Yalnız rıhtımına 1,5 milyon harcadım. Arsası filan feşmeken 7,5 milyona mal oldu. Ama değdi ha. Allah Allah! Etrafta bizim uşaklardan, hizmetçilerden hiç kimseler yok. Sen onların hepsinin işine son ver babacığım. Ne zaman buluşuruz? Bizi buraya kadar taşıma ücretini mi tahsil edeceksiniz? Affedersiniz, onu demek istemedim. Sizleri villanıza kadar getirmek benim için büyük bir şereftir. O halde teşekkür ederim Ömer Oğuzhan beyefendi. Ne oldu, herif sana baygın değil mi? İğrenç, küstah bir herif! Allah bir daha yüzünü göstermesin! Şimdi ne yapacağız? Öyle ne yapacağız? İleride ıssız bir yerde çadır kurar, durum muhakemesi yaparız. Durumu murumu yok artık! Bende iş yok! Emekliliğimi istiyor! Çarpıldım tabii! Hem de size çarpıldım! Babam da annem bu akşam sizi yemeğe bekliyorlar! Ha, ne münasebet! Yalnız sizi değil, babanızla amcanız da bekliyor. Selam söyleyin, maalesef gelemeyeceğimizi de söyleyin. O halde ben gidip babanızı ve amcanızı davet edeyim. Aa, durun, durun, gitmeyin, gitmeyin. Peki, geliriz, geliriz. Unutmayın, tam 8'de bekliyoruz. Geç kalırsanız ben gelip alırım sizi sonra. Aa, geliriz tabii, geliriz, geliriz. Allah kahretsin seni, geliriz! Oh! Oh, geber inşallah! Öl, emi öl! Gelin, gelin, çabuk gelin! Oh, çıkar şu şikleti ağzından! Milyoner Adil Bey'in kızına yakışır şekilde konuş! Kibar ol, beni rezil etme! Beğenmesinler daha iyi! Ben artık kendi hayatımı yaşıyorum! Biraz da bizi düşün, midemi düşün! Hadi, hadi! Efendim, Amerikan Dış Ticaret Bankası ile olan anlaşmamızın neticesi, Orta Şark'taki petrol ihalelerinde milli menfaatlerimizi korumak gerek. Yani beyefendi, para kazanmak artık o kadar sevindirmiyor beni. Mühim olan kalıcı eserler yapmak, çevreye iş imkanları yarat. Geçenlerde bir işte 7 milyon lira ziyan ettim ama bazı dostlar kazandım ki bana milyarlara değer. Sayın büyüklerim, uzun lafın kısası ben bu güzel kızı seviyorum ve ondan derhal evlenmek istiyorum. Özür diler, ricalarımın kabulünü istirham ederim. Siz Ayşim Soner, Ömer Oğuzhan'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Ömer Oğuzhan, Ayşim Soner'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Plan ediyorum. Ömür boyu saadetler dilerim. Gel canım, biz kaçalım. Yahu, pastayı kesmedi, nereye yahu? Yahu, nereye? Ah, bu genç! Ben bu köşkün yeni sahibim! Nerede bu evin uşakları? Biz...
Ver başını durak çıkın karşıma! Gebermediniz ya! Gidin bakın şunlara! Bakın, ben sizin yeni patronunuz Asım Karayel! Gidin bulun şunları hadi! Hadi bulun! Buradan birbirinize girmeyin Allah'ın cezaları hadi! Ver başınız! Neredesiniz ben? Saatlerdir size bağırıyorum! Geçin bakayım karşıma! Geçin karşıma çabuk! Ben aşçıbaşı Rüstem! Ben orta hizmetçisi Zarife'yim! Ben de garson Arif'im! Geç ulan şoför! Geç söyle, dibi değilim! Apo herif şoför be! Ne şoförü? O tarafın şoförü! Bendeniz şoförünüz Ömer Batmaz! Vay namussuz Ömer Batmaz ha? Görürsün sen! Ben şimdi gösteririm sana! Ah! Oh! Vay benim cici kızım! Gel buraya! Gel buraya! Gel! 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 Yedi milyon ziyan ha? Al sana! Nikah memuruna dikiz! İyi ki satın almışım bu villayı! Şimdi bakalım nasıl kurtulacaksın! Al! Elden de geliyor! Bir tane daha! Yandım! Allah! Vay bakalım! Şey, affet beni ne olur! Al! Ben sana yardım ediyorum! Al sana da! Hep senin yüzünden oldu bunlar zaten! Sen yaptın bunları! Resle seni! Hadi canım gel! Ne oldu sana kız? Bu namussuz beni kazıkladı! Yaşasın! Bin sizin hakkından imansız git! Ay beni affet kaptan kumandan bey amca! Al bir tane daha! Ayşim, Ayşim, ne olur beni affet! Fakir olduğumu bilseydin, benden evlenmezdin değil mi? Affet beni, ne olur, affet! Namussuz seni! Ömer Batmaz ha? Ömer Batmaz! Bir tane daha! Ay yapma ne olur! Ay başım! Ay başım! Ay başım! Sana kandığım için kendimi asla affetmeyeceğim! Beni ancak ölüm paklar! Aşım! 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 Aşım dur! Aşım! Aşım affet beni ne olur! Affet, seviyorum seni! Sakın bir çılgınlık yapma! Aşım! Aşım ne olursun dur bekle beni! Aşım! Aşım! Ayşim'e gidelim! Kurtaralım Ayşim'i! Ayşim dur! Seviyorum seni! Ayşim ne olursun dur! Ayşim! 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 Hemen yakalayalım! Hemen yakalayalım! Ben şöyle geçeyim! Ayşim! 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 Ayşim dur! Vay doktor bozuntusu vay! Bunlar hep senin başının altından çıktı. Ama en çok şaştığım şey, 01'e sorunca senin numaranın nasıl verdi? Başka doktor mu yoktu? Birader iyi telefon numarası yapar da. Uzun etme bey,
Sizin evin telefon telinden ben konuştum. Ha? Ne namussuzsunuz be! Ama gene de yaşayın! Bana cici bir kız tanıttınız! Helal olsun! Seni seviyorum Ayşim! Affet beni! Ömer batmazmış! Ben seni bir batırayım da gör!